Huzuru hazrun, cemiyeti irfan, vakti sefai merdan. Haindir, münafıktır, dinsizdir şeytan. Şeytanın hainliğine, münafıklığına, dinsizliğine lanet. Rahmanın varlığına, birliğine hamdü bi gayet. Bizleri seyreleyen, siz kıymetli izleyenlerime sağlıklar, sıhhatler, afiyetler diliyorum. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Evet, kıymetli dostlar. Sevgili izleyenler. Vakti zamanında Bağdat şehrinde zengin bir tüccar yaşarmış. Bu tüccar baharat tüccarıymış. Kervanları gelir, gider. Her gelişinde, gidişinde getirdiği mallar Bağdat çarşısında kapış kapış satılır. Bağdat'tan yüklenip gittiği yerde fazla paralara giden mallar kapış kapış satılmaktadır. Gelen paralar bu tüccarın küplerini doldurmaya devam eder. Bu tüccar zengin birisidir. Yemeği, yedirmeyi, içmeyi, içirmeyi seven bir insandır. Hemen her akşam dostlarıyla birlikte iş ve işlet meclisleri kurarak sabahlara kadar yer içer eğlenirler. Yine günlerden bir gün böyle bir meclis kurar. Bakar ki evde içki kalmamış. Kölesi Amar'ı yanına çağırır. Gel buraya, al şu dört dinarı, git falanca esnafa benim selamımı söyle, en iyi içkilerinden kaplara koysun, al getir der. Amar köledir. Alır dört dinarı, çıkar yola. Tam Bağdat çarşısına girmek üzereyken, büyük caminin önünde bir dilenci elini açmış, kim bana dört dinar verirse, kim bana dört dirhem verirse, ona dört dua edeceğim. Kim bana dört dirhem verirse, ona tövbe edeceğim demektedir. Onun etrafından gelip geçenler bu dilencinin söylediklerini duymazlar bile. Onu görmemezlikten gelirler. Fakat Amar merak eder, dilencinin yanına yaklaşır. Ben sana dört dirhem versem, sen bana dört dua edeceksin, öyle mi? Evet, sen nasıl istersen ben öyle dua edeceğim der. Amar çıkardır dört dirhemi dilenciye verir. Dilenci alır dirhemleri. Allah razı olsun. Söyle bakalım ne diye dua edeyim der. Amar benim bir efendim var. Ben bir köleyim. Rabbime dua et beni ondan kurtarsın der. Dilenci açar elini güzel bir dua yapar. Ve birinci dua tamamlanmıştır. Tamamlar, birinci duanı ettik. Şimdi söyle bakalım, ikinci dua olarak ne edeyim der? Ama der ki, Efendimin ekmeğini yedim bunca zaman. Evet, ben bir köleyim. Fakat Efendim iyi bir insan. Bana hiç kötü davranmadı. Rabbime dua et. Efendimi bu iş ve işlet meclislerinden kurtarsın. O salih bir mümin olsun der. Dilenci açar elini bu yönde duasını eder. Ve evet der. Bak ikinci duanı da tamamladık. Söyle bakalım. Üçüncü dua olarak ne edeyim? Sana dört dua edeceğim diye söz verdim. Üçüncü duan ne olacak der. Amar Der ki, bu dört dirhem yerine gelsin istiyorum. Rabbime dua et, Rabbim bu dört dirhemin yerini doldursun der. Dilenci yine elini açar, dört dirhem için, dört dirhemin yerinin doldurulması için güzel bir dua eder. Üçüncü duada tamamlanır. Tamam der, üçüncü duanı da ettik. Bu son dua. Söyle bakalım, son dua olarak ne edeyim der dilenci. Amar düşünür der ki istiyorum ki Rabbim beni seni tüm ümmeti ve efendimi efendimin dostlarını cennetine koysun. Böyle bir dua et der dilenciye. Dilenci açar elini bu yönde duasını yapar. Tamam der. Dört duanın dördünü de yaptım. Hadi yürü yoluna der. Amar dört dirhemi dilenciye vermiştir. Efendisi evde içki beklemektedir. Ama ne olacaksa olacak artık. Eve dönmüştür. Efendisinin huzuruna çıkmıştır. Efendisi ne yaptın Amar? Getirdin mi içkileri? der. Amar hayır efendim getirmedim. Hey! Niye getirmedin? Ben sana dört bir hem verdim. Sen nasıl bir kolesin? Niye benim sözümü tutmuyorsun? Neden getirmedin içkileri? Ha? Diye kızmaya, taciz etmeye başlar. Ama efendim beni bir dinleyin. Hadiseyi size anlatayım. Bana ne ceza verecekseniz ondan sonra verin razıyım der. Efendi anlat bakalım der. Amar, efendim ben tam çarşıya girmek üzereyken büyük caminin önünde bir dilenciyle karşılaştım. Dilenci kim bana dört dirhem verirse ona dört dua edeceğim diyordu. O dört dirhemi dilenciye verdim. Dört tane dua satın aldım Efendi ne satın aldın? Efendim birinci dua olarak sizden kurtulmayı istedim Rabbimden. Ney? Efendim, biliyorum. Siz iyi bir insansınız. Ama hürriyet de çok güzel bir şey. Bu kölelikten bıktım, usandım, yoruldum. Rabbimden sizden kurtulmamı istedim der. Efendi bir müddet düşündükten sonra Amar tamam seni azat ediyorum. Bundan sonra hürsün. Fakat merak ettim. İkinci duan neydi? Amar, tebessüm eder. Ve efendim, dedim ki ikinci dua olarak benim efendimi bu iş ve işlet meclislerinden, içki müptelalığından, kötü alışkanlıktan Rabbim kurtarsın. Onu tertemiz bir insan yapsın. Ben iyi biliyorum ki efendim, çok iyi bir insan. Bu yönde dua etmesini istedim dilencide der. Efendi çok mahcup bir şekilde başını öne eğer ve der ki Ey Amar Allah senden razı olsun. Şu andan itibaren tövbe ediyorum. Sen şahit ol. Bundan sonra Yüce Rabbimin emirleri doğrusunda yaşayacağım inşallah der. Fakat Amar üçüncü duan neydi der. Amar efendim üçüncü dua olarak bu dört dirhemin yerinin doldurulmasını istedim Rabbimden. Bu yönde dilenciye dua etmesini söyledim. Dilenci bu yönde dua etti der. Amar Amar'a efendisi der ki Amar sana ben dört bin dirhem başlıyorum. Bu dört bin dirhem senindir der. Fakat dördüncü duan neydi Amar der. Amar efendimler der dördüncü dua olarak Rabbimden sizi, beni ve sizin dostlarınızı, tüm ümmeti Rabbim cennetine, cennetine koymasını istedim der. Efendi Der ki Amara, Amar, gitme. Burada kal. Benim dostum olarak kal. Bu güzellikleri, bu nimetleri birlikte yaşayalım. Benim arkadaşım ol. Hem senin gibi iyi bir insanın benim arkadaşım olması benim iyi yolda yürümeme vesile olacaktır der ve Amar'dan bu yönde bir ricada bulunur. Amar efendisinin isteğini kabul eder. Yıllarca efendisinin yanında köle olarak yaşayan Amar artık efendisinin yanında efendisinin dostu olarak yaşamaya devam eder. Evet sevgili dostlar, Rabbim bizlere Amar gibi salih dostlar edinmemizi nasip eylesin inşallah. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın. Her ne kadar sulh-i insan ettikse affola.